Merhaba. Türkiye'yi okuyan epey bir insan halkın tercihlerinin sonucunu yaşadığını, bu sebeple sızlanmaması gerektiğini düşünür. Yakın dönemde şunu gözlemliyorum. Halk neyi tercih ettiğinin de farkında değil sanki. Eylül ayı kamuoyu araştırmalarına bakıp CHP tekrar ikinci parti ya da AKP farkı kapattı gibi yorum yapmak için erken. Ortada henüz seçim yok. Anketlerin göze soktuğu en somut tespit, seçmenin üçte birinin kararsız oluşu. Bu kitlenin mühim bölümü iktidardan kopan insanlar. AKP'ye oy vermiyor, verecek parti de bulamıyor, ya protesto ediyor ya da soruyu cevapsız bırakıyor. Veya kararsızım, diyor. AKP ve CHP'nin kemik yüzde yirmişer oyu var. Olağanüstü bir gelişme olmaz, 15 Temmuz gibi yeni bir korkutma yaşanmazsa, AKP'nin bunun üstüne çıkması olanaklı değil. CHP'de bu potansiyel var ve bunu 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde gösterdi. 31 Mart'tan itibaren gününde ve geciktirmeden yaptığım onlarca analizde CHP'nin bu avantajı nasıl çarçur ettiğini anlattım. CHP Genel Başkanı şu son haftada 4-5 büyük çuvallamaya daha imza attı. Dönüp tahlil edecek hal yok. İki şeye yaradı bu. Birincisi çam devirdikçe genel kanaati güçlendirdi. İkincisi Artık parti tabanı normalleşme zırvasını yutmuyor. Türkiye'de demokrasi güçleri için ilkesel duruş şudur. İktidardan gelen her şeyi kategorik olarak reddedeceksiniz. Onların uzun yıllardır sizden gelenlere yaptığı gibi. Köftenin içinde domuz eti değil başka şeyler arayacaksınız. Dempartiye selam mı verdiler? Kameraları davet edip Kürt politikacılarla ortak politika ve yol haritası belirleyeceksiniz. HDP'yi Türkiye Partisi yapmaya çalışan adamı hapse attılar. Şimdi deme Türkiye Partisi ol diyorlar. Kurdukları oyunu böyle başlarına geçireceksiniz. Fakat boş bir umuttur. Çünkü CHP'nin rejimin mevcut kodlarıyla herhangi bir meselesi yoktur. Meclis açıldığı çaktırmadan anayasayı tartıştırıyorlar. İktidar ortaklarından biri Hüdapar Genel Başkanı dördüncü maddeye karşıyız dedi ve anlamayan muhataplarını ahmak yerine koydu haftalarca bu konuşuldu. Sonra meclis başkanı üçüncü maddeyi tartışmaya açtı. Oradaki ifade devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü değil de milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü biçiminde olmalıymış. Aklınca kelime oyunu yapıyor. Sonra sözlerine açıklık getirmiş. Üçüncü maddeyle ilgili tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır. Bir algı operasyonudur. O operasyonu çeken kendi halbuki. Sadece bu bile iktidar ve iktidar unsurlarının muhatap alınmaması yok sayılması için yeterli. Ciddiye alıp cevap vermeyeceksiniz. Gündemi belirlemelerine müsaade etmeyeceksiniz. Ne çare topyekün muhalefet gündemin dümen suyuna girmiş vaziyette ve kaptanlığı da iktidar ortakları yapıyor. Dini ve milli hassasiyetleri kaşıyarak içeride ve dışarıda iş tutmaya çalışıyorlar. Domuz eti gibi etkili bir argümanla operasyon çekiyorlar. Millet buna reaksiyon veriyor. Çünkü kaşardaki nişastayı, baldaki şekeri, zeytinyağına çiçek yağı karıştırılmasını umursamıyor. Ağır gerçek şu. Ülkede domuz eti haram, çalmak, rüşvet vermek, işkence, linç, cinsel istismar serbest. Dışarıda da öyle. İsrail dini referanslarla siyonizm üzerinden şeytanlaştırılırken arkada ticaret devam ediyor. Milyarderler kulübüne giren damadın savunma şirketine kaynak aktarmak için kredi kartlarına zorunlu 750 TL aidat bindiriliyor. 100 bin TL ve üzeri limite sahip kredi kartlarının sayısı yaklaşık 62 milyon. Çarparsanız rakam 1.4 milyar doları buluyor. Baktılar toparlayamayacaklar. Millet limit düşürme kuyruğuna girdi. Geri adım attılar. Fakat üstleri başları battı. Her krizi ya da çatışmayı lehine yontan bir iktidar var. Uzun yıllardır ustaca ve umursamadan yapıyor bunu. Muhalefet ve muhalif basınsa bunu her defasında benzer kelimelerle halka şikayet etmekle meşgul. Halk biliyor zaten. Ondan üçte biri kararsız, oy verecek parti bulamıyor. Yeni türkünün bestelediği Murat Han Mungan şiiri gibi tak etti canıma bu maskeli balo, bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri. Kararsızların bir gün tercih yapması mı bekleniyor yoksa onları tercih yapmaktan alıkoyan düzenin bizatihi kendisi mi? oyun maalesef devam ediyor. Kazananlar aynı, kaybedenlerse sadece izleyici.